Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel biskrem kurabiyeler yapacağız arkadaşlar. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. Zaten çok fazla malzememiz yok. Burada yarım paket 125 gram margarinim var ya da tereyağı, hangisini tercih ederseniz. Bir tane yumurtam var arkadaşlar. 2 dolu yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağımız, 1 su bardağı, biraz da eksik gibi, hatta tam dolu olmayacak şekilde pudra şekerim var. Bir paket vanilya ve bir çay kaşığı olacak şekilde kabartma tozumuz var. Ve tabii ki ana malzememiz, iç malzememiz kahvaltılık çikolatamız var arkadaşlar. Un ölçüsünü de yine sizlerle birlikte her zaman yaptığımız gibi birlikte yapacağız arkadaşlar. Hemen kabıma, karıştırma kabıma, oda ısısında, hatta şöyle de almak istiyorum, direkt elimle karıştıracağım çünkü. Yağımı ekledim arkadaşlar. Bütün malzemelerimi koyuyorum. Şöyle çok fazla kalıplı yağ olmasını istemiyorum tabaklarda. Yumurtayı ekliyoruz. Çok basit bir tarif aslında. Ama çok lezzetli. Herkesin çok seveceği, özellikle çocuklarımızın bayıla bayıla yiyeceği, onların beslenmelerine de rahat rahat, gönül rahatlığıyla koyabileceğimiz, içinde nelerin olduğunu bildiğimiz güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Bütün malzemelerimizi ekledim. Ve artık karıştırma işlemine başlıyorum. Öncelikle bütün bu sıvı malzemelerimi, bu ilk malzemelerimi karıştırıyorum arkadaşlar. Sonrasında da unumuzu ve diğerlerini eklemek üzere dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın böyle tamamen böyle ezilecek şekilde karıştırdım. Zaten margarinlerim oda sıcaklığında olduğu için elimin ısısıyla da çok güzel eridi. Artık ilk bardak unumu ekliyorum. Un ölçüsünü genelde sizlerle birlikte yapmaya çalışıyorum ki arkadaşlar size net ölçü verebileyim. 2 koydum. 3.'ü de ekledikten sonra bekliyorum arkadaşlar. Çünkü kontrollü bir şekilde koymak istiyorum. Vanilyamı da ekledim. Şöyle. Ve bir çay kaşığı kabartma tozumuz var burada. Hemen bunu da ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hala daha unum hamurum elime yapışıyor arkadaşlar. Bakın, ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur olacak. Yarım bardak daha ekledikten sonra tekrar o unumu yedirene kadar karıştırmaya, yoğurmaya devam ediyorum. Evet, tam 3,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Sizinle birlikte de koyduk zaten, gördünüz. Bakın böyle o kadar güzel, şöyle kıvamını da göstereceğim. Böyle elinizi değdirince dağılan, ağızda da aynı şekilde dağılacaktır. Çok güzel bir hamur elde ettiğinizi gösteriyor bu aslında görüntü. Şöyle hamura da, elinize de kabada yapışmayan güzel yumuşacık bir hamur elde ettik. Bakın arkadaşlar, istediğimiz gibi şekil verebiliyoruz. Sizinki de bu kıvama geldiyse artık hamurumuz hazır demektir. Bir ortalığı toparlayana kadar 3-5 dakika dinlenecek. Ondan sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şekil vermeye başladım bile. Tepsime un serptim arkadaşlar. Yağlı kağıdınız yoksa ya da yağlı kağıdı o anda kullanamayacak durumdaysanız, benim yağlı kağıdım kalmamış. Alternatif olarak ben de size ne yapabiliriz onu da göstermek istedim. Hemen tepsime un serptim. Yağ değil, un arkadaşlar, kuru tepsiye. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve elimle böyle güzelce açtım. Çay kaşığıyla, bir çay kaşığı dolusu olacak şekilde. Şöyle şu şekilde yeterli arkadaşlar. Koyuyoruz. Hemen ortasına. Biraz böyle, eğer süreceğiniz kahvaltılık çikolatanız sıvı halde ise, bazen oda ısısından dolayı sıvılaşıyor ya, o halde ise birazcık tabağa koyup dolapta bekletmenizde fayda var arkadaşlar. Benimki yeteri katılıktaydı. Ondan dolayı dolaba koymaya ihtiyaç duymadım ama eğer sizinki sıvıysa mutlaka dolaba koyun, hafif katılaşsın. Sizin için koyması kolay olacaktır. Altını böyle kapattım. Bakın, hiçbir şekilde çatlak ya da delik kalmayacak şekilde, ona özen gösteriyorum arkadaşlar ki çikolatası akmasın içinden. Şöyle hafif bastırdım. Biraz böyle yassı hale getirdim aslında. Biskrem formu verebilmek için çatlaklarını da elimizle kapatalım ki oralardan çikolata sızmasın. Şöyle kesmiyorum. Bakın böyle hafiften bastırarak şekil veriyorum arkadaşlar. Bu biskremin üzerindeki o kare kare görüntü var ya, o görüntüye ulaşmaya çalışıyoruz. Kesmiyorum kesinlikle. Sadece şekil veriyorum. Bakın böyle bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bırakıyorum. Tepsime böyle belli aralıklarla, çok fazla kabaran bir kurabiye olmadığı için biraz sık koyabilirsiniz. Küçük boşluklar yeterli olacaktır. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın böyle küçük bir ceviz büyüklüğünde, çok fazla değil.
Daha büyük de olabilir tabii ki. Tercih size kalmış ama orijinal biz krem boyutunda olmasını istediğim için bana bu boyut yeterli geldi. Daha büyük ya da küçük yapmak tabii ki sizin elinizde. Şöyle bir parça yine çikolatamdan alıyorum. Çok fazla koyarsak patlama yapacaktır, akacaktır. Ondan dolayı çok fazla da koymak istemiyorum. Bir çay kaşığı bu boyutlar için yeterli. Şöyle güzel bir şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burası önemli çünkü herhangi bir şekilde sızma yaparsa hem diğer kurabiyelerinizin de görüntüsünü bozacaktır hem de akanlar zaten formunu kaybedecektir. Ondan dolayı o formu kaybolmasını istemiyoruz. O yüzden de şöyle çatlakları olabildiğince elimizle kapatıyoruz. Hafiften de bastırdım. Artık çiziklerimi yapmaya hazırız. Böyle baklava dilimi olacak şekilde hafif çapraz bir şekilde kesik değil çizikler attım ve biz kremim şu anda hazır arkadaşlar. Ben bu şekilde bütün tepsim dolana kadar aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Bu arada 175 derecede açmış olduğum fırınımı önceden ısıtıyorum. Biz kremlerim çok fazla kızarmayacak. Böyle hafif üzeri pembeleşince zaten fırından çıkaracağız. O yüzden dakika ölçüsü vermek istemiyorum. Her fırında değişiklik gösterebiliyor. Gözünüz üstünde olsun. Kısa sürede çabuk pişen bir kurabiye. 175 derece önceden ısıtılmış fırında hafif pembeleşene kadar pişiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizin son haliyle karşınızdayız. Biz krem kurabiyelerimiz mis kokusuyla karşımızda. Hemen şöyle içini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın böyle. İşte tam olarak istediğimiz biz krem görüntüsü. İnşallah siz de aynı ölçülerde, aynı verdiğim ayarda yaparsanız siz de aynı şekilde güzel kurabiyeler elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bugün de mis kokulu mutfağımdan herkese sevgilerle.